İyileşmek söz konusu olduğunda çoğu insanın aklına ne gelir? Biraz baş ağrısı veya herhangi bir yerinde sızı varsa, çoğu kişi genellikle evinde bulunan ecza dolabına gider ve hap alır. Ya da doktora gider ve reçetede yazan ilaçları almak için eczaneye uğrayıp aldığı ilaçları kullanır. Çoğu insan böyle yapar değil mi? Peki birisi size vücudun her şeyi iyileştirmek için en güçlü ilaçtır deseydi? Muhtemelen, hadi canım sen de, nasıl böyle bir şey olabilir derdiniz. Nasıl biliyor musun? Sadece ben değil, bütün Qigong ustaları ve tarihteki en iyi Çinli tıpçılar da aynı şeyi söylüyor. En güçlü ilaç dışarıda değil, haplar değil, içtiğiniz çorbalar değil. Qi, vücudunuzu iyileştirmek ve dengeyi sağlamak için en güçlü ilaçtır. Peki Qi'yi bizi iyileştirmesi için nasıl aktif edebiliriz? Bugün Qi'ye ulaşmanıza yardım edeceğim ve birlikte keşfedeceğiz. Qi nedir? Ve bu enerji neden bu kadar güçlüdür? Bize yardım edebilecek ve bizi tamamıyla iyileştirecek bu ilacı nasıl aktif edebiliriz? Tüm bunları öğrendikten sonra birlikte biraz pratik yapacağız. Diyelim ki eliniz kağıt kesiği oldu. Sonraki günde soğuk aldınız. Vücudunuz akıllıdır. Kağıt kesiği veya soğuk algınlığı için hangi ilaca veya hangi çiğe ihtiyacınız olduğunu bilir. Batıdaki tıp anlayışında bu ikisi tamamıyla farklı şeylerdir değil mi? Soğuk algınlığı için ilaç almanız gerekirdi. Kağıt kesiği içinse yara bandı veya merhem sürmeniz gerekirdi. Fakat Qigong pratiğinde içine yönelip çiğe aktif ettiğinde çiğinin bu tür şeyleri iyileştirdiği kabulü vardır. O zaman çiğe nasıl aktif edebiliriz? Birkaç fiziksel hareket var. Dışarıda birçok insan Qigong'da bulunan birçok form ve hareketi öğretiyorlar. Fakat bu hareketlerden sadece birkaç tanesi çok etkilidir. Neden bu hareketler çok etkili? İlk olarak vücutta bulunan Qi noktaları hakkında biraz bilgi sahibi olmanız gerekir. Bu Qi noktaları vücutta dönüştürücü olarak çalışan gizli bir güce sahiptir ve enerji akışının bütün vücuda dağılmasını sağlarlar. Vücudun bütün parçaları birbiriyle iletişim halindedir. Peki bu çiğ noktalarının vücudumuzdaki yerleri nerede? Bazı benzersiz hareketler yaparak bunları aktif edebilirsiniz. Bunlardan birkaç tane var değil mi? Şimdi iyileşmeni sağlayacak bu noktaları aktif edebilirsin. Bütün enerji noktaları eklemlerde bulunur. Parmaklarında, ayağında, omurganda. Bileğinizi şu şekilde oynattığınızda kaç tane enerji kanalını açtığınızı biliyor musunuz? Bak şimdi göstereyim. Şurada bir enerji noktası var. Avuç içinin aşağıdan ikinci çizgisinin 5 cm uzağında. Elini şuraya koy. İki parmağınla tam şuraya. Orta parmağının sonunda el tendonlarının arasındadır. İşte bu kalbin için bir enerji noktasıdır. Kalp ritim bozukluğu ya da yüksek tansiyonu olan insanlar, burası sizin masaj noktanızdır. Tam burada, elinizin aşağısında, burada birçok enerji düğümü vardır. Kalbin, üreme organların ve ciğerlerin için eldeki hoku noktası şuradadır. Hoku noktası tam şurada. Bu, mide, sindirim sistemi, baş ağrısı ve neredeyse tüm ağrılara iyi gelen noktadır. Şimdi ellerinizi bu şekilde nazikçe hareket ettirerek, evrenin nefesini içinizde hissederek, ellerinizi evrenin uyumu içinde ahenkle tutarak ve bu hareketleri yaparak yavaş yavaş açılmaya ve Qi'nin o enerjisini size yardım etmesi için harekete geçirmesine yardımcı olabilirsiniz. Peki ya dirsekler? Akciğerlere bağlanan çok sayıda enerji düğmesi vardır. Örneğin ciğerlerinizde öksürüğünüz varsa dirseklerin iç kısmına bu hareketi yapabilirsiniz. Önce sol tarafı yapın ve sonra sağ. Bu vuruşlarınız enerji noktalarını uyarabilir. Qi'nin enerjisini harekete geçirerek akciğerlerle bağlantı kurmasına ve enerji tıkanıklıklarını temizlemesine yardımcı olur. Omuzda ve koltuk altında doğrudan kalbe bağlanan enerji noktaları vardır. Eğer kalbiniz çok iyi değilse, atar damarlarınızda tıkanıklık varsa bu hareketi yapın. Koltuk altınıza tam olarak bu bölgeyi hafifçe vurun. Özellikle sol taraftaki kolunuzun altına uygulamanız daha çok fayda sağlayacaktır. Ve sonra kalçalara ve dizlere bakalım. Kalçalarınız
Böbreklerinizde birçok bağlantı içerir. Peki böbreklerimin sağlıklı olduğunu nasıl bilebilirim? Kalça eklemlerinize bakmalısınız. Eklemleriniz iyi ise bu böbreklerinizin de iyi olduğu anlamına gelir. Peki ya dizlerimiz? Dizlerimizde ise karaciğerlerimizde direkt bağlantılı enerji noktaları bulunur. Dizleriniz iyi durumdaysa ve çok güçlü ve ağrı hissetmiyorsanız karaciğerinizin enerjisi çok ama çok iyidir. Eğer dizlerinizde yaralar varsa ve bu yaralar normalden daha geç sürede iyileşiyorsa karaciğerinize doğru olan enerji akışında tıkanıklıklar yaşanmakta demektir. Bu durum er ya da geç karaciğerinizde bir problem olarak karşınıza çıkacaktır. Tüm eklemleri gördünüz. Bu yüzden Qigong hareketlerindeki bu 5 ana unsur tüm enerji kanallarınızı açmanıza yardımcı olacaktır. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Videolarımızı beğendiyseniz beğene basmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı, diğer videolarımızdan haberdar olmak ve aynı zamanda kanalımıza destek olmak için abone olabilirsiniz. Aklın gücü sizinle olsun.